Dostlar merhaba. YKS hazırlık sürecinin ilk videosuyla sizlerle birlikteyim. YKS hazırlık sürecinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle TYT Türkçe adına nasıl çalışmalıyız? Nasıl çalışırsak TYT Türkçe adına başarılı oluruz? O ipi başarıyla göğüsleriz. Bu videoda bu soruların hepsinin cevabını bulabileceksin. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Sen de beğen tuşuna bas. Videomuza başlayalım. Evet dostlar notlarımız da geldi. TYT Türkçe'ye başlıyoruz. Tabi bu videoda sadece TYT Türkçe adına değil Tüm YKS süreciyle ilgili size tecrübelerimi aktaracağım. Zira dile kolay. 21 sene olacak dostlar. Bu sezonla birlikte öğretmenlik mesleğimde 21. yılıma gireceğim. Sahadan epeyce tecrübe edindim ki ben dershane kökenli bir öğretmenim. Yıllarca sınavlara öğrenci hazırladım. Aklınıza ne geliyorsa KPSS, DGS, ALES, hatta bir SMMM diye bir grubum vardı benim. Serbest Mali Müşavirlik sınavı diye bir sınava. Ona bile öğrenci hazırladım. Dolayısıyla sahadan edindiğim tecrübeler. E 2020 yılından beri de YouTube'tayım. YouTube'dan edindiğim tecrübelerle birlikte size bu derse en sağlam nasıl çalışılır, bunun planını, programını aktarmaya çalışacağım. Kıymetli dostlarım TYT çalışmalarımızı ekranda da görüyorsunuz. Eyüp Hoca'dan TYT Türkçe video ders kitabından devam ettireceğiz. Bu kitabı kıymetli dostlarım İşler Kitabevi'nden temin edebilirsiniz. Aynı zamanda bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmı kısmına bir de indirim kodu, indirim linki sabitleyeceğim. Oradan da bu kitabı temin edebilirsiniz. Haydi bakalım şimdi YKS sürecinde ve TYT Türkçe açısından biz nelere dikkat etmeliyiz? Gelin bunları kalem kalem bir ele alalım. Bir kere her şeyden önce en sağlam planlamayı yapman gerekir. Peki hocam bu en sağlam planlama neyi kastediyorsunuz? Şimdi kıymetli dostlarım şu bir gerçek yani bütün YouTube öğretmenleri bırak YouTube'ya bir dershaneye gittiğinde de bütün öğretmenler ister ki en çok ben sevileyim, en çok benim dersim Talep görsün. Yani bu bir öğretmen bencilliğidir. Bende de vardır. Diğer öğretmenlerde de vardır ve son derecede doğaldır. Matematikçi ister ki en çok onun dersi önem sensin. En çok o sevilsin. Fizikçi ister ki hayır en çok ben sevileyim. Haliyle her öğretmen kendi dersini birazcık ön plana çıkarıp seni kendi safına çekmeye çalışacaktır. Bu son derece normal, son derece doğal bir davranış. Bu noktada senin nasıl davrandığın çok önemlidir. Yahu şu sınavı tek dersten ibaret görmemelisin. Bak bir yaz bunu bir kenara. YKS dediğimiz süreç tek dersten ibaret değildir. Ha sen 3-4 yıldır bu sınava hazırlanıyorsundur. Matematiği halletmişsindir. Matematikle ilgili hiçbir sorunun yoktur. Fizik yoktur, kimya yoktur da tek derdin Türkçedir anlarım. Ya da ne bileyim <laughs> Türkçe'yi, tarihi falan halletmişsindir. Matematik kanayan yarandır. Matematiktir senin baş belan. Onu da anlarım. Ama bir ortalamayı yakalayacaksak eğer ve ben şu an ortalamaya konuşuyorsam kıymetli dostlarım bu sınav tek dersten oluşmuyor. Dolayısıyla senin bu noktada en sağlam planlamayı yapman gerekiyor. Tek dersmiş gibi tek dersin peşinde sürüklenip gitmeyip en sağlam planlamayı yapmalısın. Ders çalışma programı yapmayacağım ben burada. Zira kanalda yeryüzünün en iddialı ders çalışma programı diye bir video var. Şuraya bir yere linkini bırakırım dostlar. Oradan bir ders programı nasıl yapılır, nasıl hazırlanmalıdır oraya bakabilirsiniz. O size ciddi anlamda yardımcı olacaktır. Burada size söyleyeceğim en önemli şey bu sınav tek dersten oluşmuyor dostlarım. Haliyle hiçbir öğretmeni ben dahil ben dahil hiçbir öğretmeni günü gününe takip etmeyin sakın. Yani adam sana bir kamp programı hazırlamış. Ne güzel. 42 günde Türkçe, 49 günde Türkçe, 49 günde matematik, 40 günde matematik. Harika. 30 günde coğrafya, müthiş. 27 günde biyoloji. Ne güzel. Ama ama bu hocaları günü gününe takip etmemelisin etmemelisin. Ben buna son derece karşı çıkıyorum. Böyle bir ders çalışma sistemi şimdiye kadar hiç olmadı. Ama YouTube'da en önemli kriter izlenme olduğu için ve algoritma buna çok dikkat ettiği için maalesef öğretmenler böyle bir yola giriyorlar işte. 40 günde şöyle, 30 günde böyle. Yani istiyor ki 30 gün boyunca onu takip et. Böyle bir ders çalışma şekli hiçbir zaman olmadı ve bu sizi asla ve asla başarıya götürmez dostlarım. Bakın o öğretmenleri beni takip etmeyin demiyorum, izlemeyin demiyorum ama günü gününe her gün attığı videoyu her gün izlemek zorunda değilsiniz. Sizin sağlam bir programınız olmalı ben başkası başka öğretmen beni beğenmiyorsundur ne anlatıyor bu düdük makarnası falan diyorsundur eyvallah anlarım saygı da duyarım ama ama takip ettiğin öğretmeni öyle günü gününe her gün yapma. Kurban olayım yapma. Senin bir ders çalışma programın olmalı. Takip ettiğin öğretmeni o programın içerisine dahil etmelisin. O 49 günde Türkçe mi dedi ya da matematik mi dedi? 40 günde matematik mi dedi? Sen o 40 günlük matematik serisini çok seviyorsun öğretmeni. Çok iyi anlıyorsundur ondan. Anlarım. Kendi programının içerisine yerleştir ve o dersleri aylara yay. Çünkü hiçbir ders 40 günde öğrenilemez dostlarım. Ama hocam olur mu? 40 günden sonra adam video yüklemeye devam ediyor. Bak devam ediyor. Kendin söylüyorsun. 40 gün bittikten sonra seni rahat bırakmıyor ki. 40 gün bittikten sonra sana diyor ki yeni bir kamp. Haydi bakalım bir daha e ne oldu yani diğer derslere çalışacak bir zaman bulabildin mi bulamadın. Dolayısıyla her öğretmeni bak ben de dahil her öğretmeni öyle günü gününe takip etmemelisin. E, videolarda kaçmıyor ya. Videolar YouTube'da mevcut zaten. Yani bir yere silinip gitmiyor kendi programına göre o öğretmenleri beni başkasını fark etmez kendi programına göre takip etmelisin. En sağlam planlamayı bu şekilde yapabilirsin. Dediğim gibi yeryüzünün en iddialı ders çalışma programı diye aratırsanız YouTube'da şuraya da bir yere de sabitlerim dostlar. Nasıl bir ders çalışma programı hazırlayacağınızı orada tablo şeklinde görebilirsiniz. Dikkat. Şimdi Diyelim ki karar verdin. Dedin ki ya Türkçe, TYT Türkçe, AYT Edebiyat ben Eyüp Hoca ile birlikte çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Senin için terimin son damlasına, kanımın son damlasına kadar çalışacağım. Bunun sözünü veriyorum. Yeter ki Allah sağlık saat versin. Yani her şey yolunda gitsin de ben sizler için son gücüme kadar yani elimden ne geliyorsa yapacağım. Bunun sözünü veriyorum. Sen benimle çalışmaya karar verdin. Gittin TYT kitabımı aldın. Dedin ki ben Eyip Hoca ile birlikte çalışacağım. Peki nasıl çalışacaksın benimle birlikte? Gel sana şöyle genel manada bu Türkçe dersine benimle birlikte nasıl çalışırsan başarılı olursun. TYT'de 40'ta 40'ı nasıl yakalayabilirsin ki hayal değildir. 40'ta 40 yapmak son derece normal. Bunu başarabilirsin. Ne yaparsan, nasıl yaparsan bunu başarırsın. Gel sana kitabımızın içindekiler bölümünden kalem kalem neyi nasıl yapman, nasıl çalışman gerektiğini anlatayım. Şimdi biz derslerimize kıymetli dostlarım sözcük de anlam konusuyla başlayacağız. Birinci konumuz bu olacak. Çünkü sözcükler, cümleleri oluşturur cümlelerde paragrafları oluşturur E şu üç bölüm biliyorsunuz ki sınavın neredeyse yüzde seksenini 90'ını oluşturuyor yani 40 tane tyT sorumuz varsa 30 33 29 28 yıl yıl değişiyor ama son 2 yıldır 33 sayısına takmış durumdalar. Önümüzdeki yıl ne olur bilemem ama 30 33 28 o civarda sözcük, cümle, paragraf ama özellikle de paragraf soruları geliyor. Dolayısıyla Türkçenin neredeyse tamamı şurada dostlarım. E peki hocam, dil bilgisi konularının bir önemi yok mu? Olmaz mı? Olmaz mı? Şimdi bak sen bu noktada kimle yarıştığına çok dikkat etmelisin. Yani bunu bir süperlik olarak düşün. Tamam şampiyonluk yarışı var. Burada sen o üstteki takımlardan biri misin? O ilk 4, ilk 5 şampiyon olmaya çalışanlardan biri misin? Yoksa en alt tabakada hani küme düşmemek uğruna çabalayan bir takım mısın? Ya da orta sıralarında aman ben ortalama bir takım olayım bu mudur senin derdin? Buna iyi karar vermelisin. Eğer sen şampiyonluğa oynayan takımlardan biriysen yani çok iyi bir başarı istiyorsan zaten Türkçenin şu bölümünü yapacaksın. Bir zahmet buradan soru kaçırma lüksümüz yok. İşte şu bölümde yani dil bilgisi dediğimiz bölümde senin fark yaratacağın. Sınava öylesine girenlerle, ortalama bir çalışmayla girenlerle, pek fazla çalışmayanlarla yarışacağın bölümde burası olmuş olacak. Çünkü şu bölüm yani sözcük, cümle, paragraf dediğimiz bölüm bilgi gerektirmeyen, soru çöze çöze kendini geliştirebileceğim bir alan olduğu için Burayı zaten o üst sıralara oynayan öğrencilerin çoğu zaten yapıyor. Dolayısıyla senin fark yaratacağın alan burası olacak. Ama buradan şu sonucu çıkarma sakın. Ha o zaman ben ilk dil bilgisinden başlayayım TYT çalışmaya sakın. Sakın. Bak ben dahil. Hangi öğretmen olursa olsun TYT çalıştırmaya dil bilgisinden başlıyorsa Büyük hata yapıyordur. Bak dediğim gibi bu sene benim meslekte 21. yılım. 21 hocam. 21'e giriyorum bu sene. Yani sahada öyle bir tecrübe edindim ki üniversite sınavına hazırlık, KPSS, DGS, aklınıza ne geliyorsa sakın ha sakın. Yani bu sınava dil bilgisi çalışarak başlanmaz. Peki hocam ne yapacağız? Bir, sözcükte anlam. Ben de böyle başlayacağım. E hocam sözcükte anlam dediğiniz konudan bir tane soru geliyor. O gelen soru da altı çizili söz öbeğin anlamı ya da ne bileyim boşluk doldurma gibi sorular geliyor. E sözcükte anlam dediğiniz konu kocaman bir konu. Bu konuya bu kadar detaylı çalışmaya gerek var mı? Eğer böyle düşünüyorsan ve böyle söylüyorsan yine futboldan örnek vereceğim. Futbol antrenmanlarında o huysuz futbolcular var ya antrenörler sürekli, sürekli didişen ve hiçbir zaman böyle üst düzey bir futbolcu olamayan yeteneklerine rağmen çok yeteneklidir, acayip yeteneklidir ama yeteneklerine rağmen disiplinli bir şekilde çalışmadığı için silinip giden o futbolculardan biri olabilirsin. Mesela Sergen Yalçın örnek verebilirim. Ben beşiktaşlıyım, iyi bilirim. Sergen Yalçın Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusudur. Türk futbolcusu. Ondan daha yeteneklisi yoktur. Ama adam antrenmanlarda çalışmıyordu arkadaş. Çalışmıyordu. Çalışmadığı için de kendi yeteneklerine bana sorarsanız bence ihanet etmiş bir futbolcudur. Bayan Münih'te Barcelona'da oynayabilecek bir futbolcuyken maalesef Türkiye'de en son soluğu Pendik Spor'da falan almıştı. Bak düşün. Şimdi bir futbolcu antrenmanda öyle antrenmanlar yapar ki yaptığı antrenmanların hepsini mi tutup sahada uygular? Yani maça çıktığı zaman mesela zikzaklar mı çizer? Hayır. Ne bileyim durduk yere depar mı atar? Hayır. O antrenmanlarda yaptıklarının hiçbirini yapmaz belki de. Ama sahada yaptıklarını iyi yapmasını sağlayan şey antrenmanda yaptıklarıdır. Ha bunu böyle düşün işte. Yani hiçbir konuyu bak Türkçe, matematik falan fark etmez hiçbir dersin, hiçbir konusunu ya buradan soru gelmiyor. Gelse gelse şu geliyor zaten. Şu kadar çalışsam yeterli dersen Türkçenin diğer konularını, diğer dersler içinde geçerlidir bu. Diğer konularını çöpe atmış olursun. Ve o antrenmanlarda çalışmayıp da işte o silinip giden, yeteneklerine rağmen silinip giden futbolculardan biri gibi olabilirsin. Dolayısıyla sözcükle anlamla başlayacağız. Bu konuyu detaylı bir şekilde bütün başlıklarıyla göreceğiz. Ben tabii ki ders anlatırken bakın buranın sorusu çıkmıyor. Bakın buradan şöyle bir soru gelebilir diye size uyarılarımı yapacağım ama konuyu öğrenmemiz lazım ki cümlede anlam konusunu öğrenelim. Cümlede anlamı öğreneceğiz ki paragrafı da öğrenelim. Ben size bu üç konuyu anlatacağım. Bu konularda öğrendiklerinizi ya bunun sorusu çıkıyor mu acaba diye bakmayın sakın bak. Bu antrenman. Bu antrenmanı yapmalısınız. Yapmalısınız ki maça çıktığınızda, sahaya çıktığınızda başarı sağlayabilin. Dolayısıyla beni bu anlamda sabırla ders ders dinlemeniz ve söylediklerimi yapmanız gerekecek. Bu bir. Peki ben niye dil bilgisiyle başlamayın da sözcük cümle paragrafla başlayın diyorum. Çünkü bizim bir an önce şu konularla ilgili bilmemiz gereken taktikler, teknikler vesaire bir an önce bunları öğrenip sene boyu antrenmanını yapabilmek durumuna gelebilmemiz için burayı bir an önce işleyip kenara koymamız lazım. Yani ben size sözcük, cümle ve paragrafı anlatacağım. Siz bu üç konuyla ilgili kıymetli dostlarım çalışmayı asla bırakmayacaksınız. Sınava çalışmayı bırakacağınız güne kadar burayla ilgili çalışmalarınızı özellikle de paragrafla ilgili çalışmalarınızı bırakmayacaksınız. Biz sizle beraber mesela anlatım bozukluğu konusuna geleceğiz. Yazım kuralları konusuna geleceğiz mesela. Sen hala paragraf çalışıyor olmalısın. Yani paragraf bir rutini oluşturularak çalışılması gereken bir konudur. Peki hocam günde kaç paragraf çözmeliyim? Ne kadar soru çözmeliyim? Hangi kaynakları kullanmalıyım? Bak şuraya bir yere linkini bırakırım eğer bırakmayı unutursam sen YouTube'da arat mutlaka. Günde kaç paragraf sorusu çözülmeli? Hocam çıkmadı sizin videonuz başka kişiler çıktı. Günde kaç paragraf sorusu çözülmeli? Eyüp Hoca diye aratırsam ben de unutmayıp şuraya bir yere linkini bırakırsam o videoya bak orada seviye seviye kimin ne kadar paragraf sorusu çözmesi gerektiğini, hangi kaynakları kullanması gerektiğini o videoda anlatıyorum. Burası bizim sene boyu çalışacağımız alandır. Sözcük, cümle, paragraf. Öz özellikle de paragraf. Paragraf bittikten sonra dil bilgisiye giriş yapacağız dostlar sözcükle yapı. Ama siz hala günlük paragraf çözmeye devam edeceksiniz. Sonra sözcük türlerine geleceğiz dostlarım isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, fiilimsi vesaire. Siz hala paragraf çözmeye devam edeceksiniz. Cümlenin ögelerine geleceğiz, cümle türleri, anlatım bozukluğu işleyeceğiz. Sizde paragraf devam ediyor olmalı. Sonrasında ses, yazım, noktalama ile finali yapacağız. Siz de paragraf çözmeye zaten devam ediyor ve artık sınava kalmış 2 hafta. Ben bir hafta ders çalışmayı bırakıyorum artık. Dediğiniz güne kadar paragraf çözmeniz gerekiyor. Çünkü, çünkü. Şimdi bir sürü taktik teknik videosu izliyorsunuz. Benden izliyorsunuz, X hocadan, Y hocadan izliyorsunuz. Hatta bazı hocalar var hiç okumanıza bile gerek yok falan diyorlar size, derler. Şimdi baktığınız zaman o taktiklere, tekniklere bunların hepsinin işe yaraması için özellikle ben kendi tekniklerim için söylüyorum. Bir paragraf soru çözüm tekniğinin işe yaraması için senin her şeyden önce iyi bir okur, kelime haznesi yüksek bir vatandaş olman lazım. Eğer iyi bir okur değilsen, kelime haznen düşükse, çok fazla kitap okumamışsan anlatılan hiçbir tekniğin, taktiğin senin işine yarayacağını düşünmüyorum. Üzgünüm dost acı söyler. Bunu en başta konuşalım ki sonra kavga çıkmasın. Sen önce iyi bir okur olman lazım. İyi bir okur. Yani haftada kitap bitiren, ayda belli sayıda kitap bitiren, kelime dağarcığı yüksek, farklı farklı alanlardan kitaplar okumuş, günlük kullandığı kelime sayısı fazla olan biri olmalısın ki benim anlatacağım paragraf tekniği, taktiği işe yarasın. Eğer sen iyi bir okur değilsen iyi bir okur. Yani öyle düzenli okumuyorsan, kelime haznen düşükse kusura bakma. Yani peygamber gelse sana faydası olmaz. Yani başına sihirli değnekle dokunsak da yine sana bir faydası olmaz. Dolayısıyla senin, senin benden şu konuları dinledikten sonra benim verdiğim ödevlendirmelerle birlikte senin günlük paragraf çözmen, kelime hazneni arttırman gerekecek. Anlaştık mı? Bak bunu böyle yapmalısın. Sınava kadar burası çalışılacak. Bak, tekrar söylüyorum. Falanca hoca ders anlatmaya işte dil bilgisiyle başladı. Paragraf kampını sonra yapacakmış. Sakın, sakın. Önce şu sözcük, cümle, paragraf olayını bir bitir. Bitir ki soru çözmeye devam edebilesin diğer konularda ilerlerken. Bunları en başta bitirmen lazım. Sonra dil bilgisi. Niye bunu böyle söylüyorum? Abi dil bilgisi bilgiye dayalı. Yani öğrenirsin ve yaparsın. Bitti gitti. Yani sözcükte yapı, isimler, tamlamalar öğrenirsin. Sonra test çözersin. Birinci test olmaz. İkinci de yarısı olur. Üçüncü testte tamamı olur. Dördüncü testte tamam artık ben bu işin pirlusuyum falan dersin. Yani dil bilgisi böyledir. Yani öğrenirsin ve yaparsın. Ama paragraf öyle değildir dostlar. Paragraf kelime haznemizin ne kadar olduğuyla alakalıdır. Bak ben 21 yıllık öğretmenim. Senin gibi de sınava hazırlandım değil mi? Epeyce tecrübeliyim. Paragraf yüzlerce soru yazdım, binlerce soru çözdüm. Ve ona da aşinayım. Ama ben bile bir paragraf sorusunu okurken zaman zaman zorlanabiliyorum. Nasıl zorlanıyorsunuz hocam Allah aşkına yani sen de zorlanıyorsan biz ne yapalım? Vallahi zorlanıyorum. Mesela bazen böyle öyle bir paragraf çıkıyor ki karşıma. Benim günlük hayatta hiç böyle ilgi alaka duymadığım bir saha ile alakalı. Ya da o alanla ilgili hiç okumamışım. Hiçbir bilgim yok. Hiç video dahi izlememişim. E haliyle o tarz bir paragrafı okurken ben çok zorlanıyorum. Ama mesela edebiyat sahası ile ilgili bir paragraf en sevdiğim. Ya edebiyat eleştiri vesaire. Bununla ilgili bir paragrafla karşılaştım mı? Oo! Tadından yenmiyor o paragraf. O kadar keyifli geliyor ki bana onu çözmek. Çünkü hakim olduğum bir alan zaten bildiğim bir alan. Ziya Paşa diye başlıyorsa Metin tamam diyorum ya. Ben biliyorum zaten Ziya Paşa'yı. Yani okuduğum kelimeler öyle şarkı gibi arka arkaya öyle güzel geliyor ki. Ama hiç alakam olmayan, hiç bilgim olmayan yerlerle karşılaştığımda ben bile zorlanıyorum. Haliyle senin zorlanman son derece normaldir. E peki ne yapıyorduk? kelime haznemizi yükseltmek, okuma ritmi yakalamak için önce bizim şu konuları öğrenmemiz, öğrendikten sonra artık antrenmanını yapa yapa sınava kadar o alanda uzmanlaşmamız gerekecek. Evet değerli dostlarım Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Sağ olun, var olun. İnşallah beni dinlersiniz ve bu dinlediklerinizle birlikte inşallah o ipi başarıyla göğüslersiniz. Ben de sizin başarınızla gurur duyarım. Evet dostlar en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.